Merhaba arkadaşım, bu videomuzda Ata Yayıncılık, Ben Korkmayın ve Sınıf Türkçe Soru Bankası'nın Söz Gruplarında Anlam Ünitesi'nin ikilemeler bölümü üzerinde duracağız. Bildiğimiz gibi ikilemeler, anlatımı güçlendirmek ya da pekiştirmek için iki sözcüğün yan yana kullanılıp tek bir anlamı karşılamasıdır. İkilemelerin bazı özellikleri vardır. İkilemeler çeşitli yollarla oluşturulur. Aynı sözcüğün tekrarı ile usul usul, dolu dolu, yavaş yavaş gibi Yakın anlamlı sözcüklerin birlikte söylenmesiyle gizli saklı, eş dost şeklinde zıt anlamlı sözcüklerin birlikte söylenmesiyle iyi kötü, eski yeni, aşağı yukarı gibi biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerin birlikte söylenmesiyle çoluk çocuk burada çocuk anlamlı, çoluk anlamsız, eski anlamlı, püskü anlamsız. Her ikisi de anlamsız sözcüklerin bir araya gelmesiyle allak bullak, süklüm püklüm gibi. Yansıma sözcüklerin tekrarı ile şıpır şıpır, tıkır tıkır gibi. Burada şıpır ve tıkır yansıma sözcüktür. Bildiğimiz gibi yansıma sözcükler doğadaki seslerin taklidi ile oluşturulan sözcüklerdir. İki sözcüğün arasında haleki kullanması ile enine boyuna, daldan dala gibi. İki sözcüğün arasında mi soru ekinin getirilmesiyle ucuz mu ucuz, acı mı acı, güzel mi güzel, Aynı sözcük tekrar edilirken ikinci sözcüğün ilk harfinin m sesi olarak kullanılmasıyla yemek memek, dolap molap, kapı mapı gibi aynı sözcük tekrar edilirken ikinci sözcüğün geniş zaman birinci sözcüğün geniş zaman ikinci sözcüğün geniş zaman olumsuzluk eki almasıyla görür görmez, varır varmaz gibi isim tamlaması şeklinde beterin beteri, padişahlar padişahı sayıların çeşitli şekillerde birlikte kullanılmasıyla 100, 150, 40, 50 gibi. İkilemeler kalıplaşmış söz olduğu için aralarına noktalama işareti giremez. Noktalama işareti girerse ikileme olmaz. Yerli, yersiz konuşma her yerde. Burada gördüğümüz üzere bu virgülün kullanımı yanlıştır. Farklı kelimelerle yapılan ikilemelerde sözcüklerin yeri değiştirilemez. Salkım saçak ikilemesi saçak salkım diye söylenemez. Bir sözcüğün araya noktalama işareti konularak anlatımı güçlendirmek için tekrar edilmesi ikileme değildir. Hazan, hazan yine sen. Burada ikileme değildir bu iki sözcük çünkü aynı sözcük anlatımı güçlendirmek için tekrar edilmiştir araya virgül getirilmiştir. Bu parçada aşağıdaki yollardan hangisiyle oluşturulmuş bir ikileme yoktur? Ağır ağır aynı sözcüğün tekrarı ile oluşturulmuş bir ikilemedir patır patır yansıma sözcüklerin tekrarı ile oluşturulmuş ikilemedir. Elden ele ise burada hal eki ile oluşturulmuş bir ikilemedir. Güzel mi güzel ikilemesi iki sözcüğün arasına mi soru ekinin getirilmesiyle oluşturulmuş bir ikilemedir. Metinde her ikisi de anlamsız sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşan bir ikileme bulunmamaktadır. Dolayısıyla doğru cevabımız B'dir. Evet arkadaşım, ikilemeler konumuz burada sona erdi. Konuyla ilgili etkinlikleri ve soruları Atayayıncılık Ben Korkmam 7. Sınıf Türkçe Soru Bankası'ndan çözebilirsin.